Dostlarım, Anka Park'ı neden unutmuyorum? Çünkü ben eski bir gazeteciyim. Fikri takip diye bir şey vardır gazetecilikte. Bir şey olduktan sonra 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra o nereye gitmiş? Ne olmuş? O insan ne olmuş? O insan nereye gitmiş? Tutuklanmış, sonra servis bırakılmış mı? O insan müdür olmuş, sonrası yönetim kurulu üyesi olmuş mu? Çalmış mı? Çırpmış mı? Başarılı mı olmuş? Başarısız mı olmuş? Bunlara bakma alışkanlığım var. Fikri takip. Ben her şeyi not alırım. Bir yıl sonra, iki yıl sonra eski defterlerimi açar, bakarım. Ben her röportaja gittiğim insanı not alırım onun söylediklerini. Sonra tekrar onunla konuşurken bana iki yıl önce verdiğiniz röportajda şunu demiştiniz derim. Onun için üç yıl, beş yıl arşiv unutmaz dostlarım. Söz uçar, yazı kalır. O yüzden Anka Parkı da tabii ki unutmuyorum. Şimdi size bir hatırlatacağım. 750 milyon dolara mal olmuştu Anka Park biliyorsunuz. Ve 765 milyon liraya 29 yıllığına kiralandı. Ya 750 milyon lira, dolara yaptığınız bir şeyi 765 milyon liraya kiralar mısınız 29 yıllığına? Kaç senede kendini çıkaracak siz hesap edin. Ya böyle bir şey olabilir mi? 240 sene. Böyle bir şey olabilir mi? 750 milyon dolara yapıyorsunuz. 765 milyon Türk lirasına 29 yıllığına kiralıyorsunuz. 240 yılda kendini amorta edecek öyle mi? Böyle bir hesap, böyle bir akıl hesabı olabilir mi dostlarım? Fakat öyle olmadı. 10 bin metrekarelik 4, 5 bin metrekarelik 6 çelik çadır yapıldı. Dinozor ve robotlardan oluşan 1217 oyuncak alındı bu paralarla. Fakat sonra 26 Kasım 2019'da ziyaretçiye kapatıldı. 30 Nisan 2020'de şirket Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ödemesi gereken 26 milyon lirayı ödeyemedi. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi şirkete fesih ihtarnamesi yolladı 28 Mayıs'ta. 12 Haziran 2020'de de hasar ve delil tespit davası açıldı. İşte Zurna'nın zırt dediği yer burası dostlarım. Mahkeme hasar ve delil tespit yaptı. Ne çıktı? Bu yeni 26 Kasım 2019'da kapandı ya. Hani 750 milyon dolara yapmıştık. 26 Kasım 2019'da da kapandı. İşte o günden bugüne kapalı iken 111 milyon 210 bin lira zarar etmiş Anka Park. Ya dostlarım dünya tarihine geçecek bir başarı abidesi. Gerçek bir mucize. 750 milyon dolara yapıyorsunuz. 760 milyon Türk lirasına 29 yıllığına kiraya veriyorsunuz. Sonra kapanıyor. Kapanıyken 111 milyon 210 bin lira zarar ediyor. Bu zarar Ankaralılar sizin zararınız. Evet Ankaralılar 111 milyon 210 bin lira kapalıyken hani 750 milyon dolara ayrı o maliyet zaten yapım maliyeti. Bu da kapandıktan sonra 26 Kasım 2019'dan bu yana 111 milyon lira zarar oldu diyor. Ben demiyorum ha. Ankara Büyükşehir Belediyesi de demiyor. Mansur Yavaş söylemiyor bunu. Mahkeme söylüyor. Mahkeme diyor ki 26 Kasım 2019'da kapandıktan sonra 111 milyon 210 bin lira zarar etti Anka Park diyor. Mahkeme. Bilir kişi. E, ben pes diyorum. Ve burada susup bir sonraki konumuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz dostlarım iktidarın bir hayali vardı. Neydi? İstanbul Finans Merkezi olacak. Dünya Finans Merkezi sıralamasında İstanbul yıllardır düşe, 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 düşe artık yere yapıştı. Böyle söyleyeyim size. Kaçan kaçana finans kuruluşları İstanbul'dan, Türkiye'de işlemlerini azaltıyorlar. Sizin sıkmak için bu te çok teknik veriler bunlar. O kadar ileri gitmedim. Fakat hükümet e, oraya inşaatlar yapıyor müteahhitler. Ne olacak o binalar? Zarar mı etsin müteahhitler? E, sizin cebinizden garantileri ödüyoruz. Ama bunlarda garanti yok. Ne olacak müteahhitler zarar mı etsin? <laughs> müteahhitler zarar etsin. Bu iktidarın duymak istemediği bir şey varsa müteahhitler zarar etsin. Halk zarar edebilir. Esnaf zarar edebilir. Tabii ki edebilir. Ama müteahhitler zarar etsin olacak şey değil. Neden olacak şey değil? Şimdi ben size anlatayım efendim. Bankalar ve finans kuruluşları finans merkezine gelsin diye bir finans merkezi İstanbul kanunu çıkarıldı. Evlere şenlik diyorlar ki eğer gelirseniz finans merkezine finansal hizmet kazancınızın yüzde bini, Beşini kurum kazancından düşebilirsiniz. E hani bunlar faiz lobisiydi bu bankalar? Hani bu bankalar faiz lobisiydi? Şimdi bunlar %75 kazançlarını düşecekler. Öyle mi? E bravo diyorum. Şahane bir iş yapmışsınız diyorum. Bitmedi. Diyor ki hükümet kıyak merkezi pardon finans merkezine gelirseniz diyor finans kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisi ödemeyeceksiniz. Harika. Nefis. Başka var mı daha daha? Damga vergisi ve her tür harçtan muaf olacak finans merkezine gelenler diyor hükümetimiz. Yurt dışına ihraç ettiğiniz tahvil, bono, kira sertifikalarında ödenen faiz, kar payları üzerinden vergi ödemeyeceksiniz diyor hükümetimiz, iktidarımız daha doğrusu. Gelin yeter ki. E şimdi bir de orada insanlar çalışacak, maaş ödenecek değil mi? Yani finans merkezine taşınınca bankalar, finans kuruluşları, çalışanları var bunların. Ay sen onu yeter ki gel müteahhitleri şenlendir finans merkezini. Biz senin çalışanlarından aldığımız vergilerden vazgeçeriz. Nasıl vazgeçeriz? 5 yıl tecrübesi varsa senin çalışanların maaşlarının %60'ı. 10 yıl tecrübesi varsa %80'inden gelir vergisi almayacağım. Emin çapa ödesin vergiyi. Ahmet Mehmet Hasan ödesin. 5 yıllık banka tecrübesi olanlar maaşının %60'ını, 10 yıllık tecrübesi olanlar %80'inin gelir vergisini ödemeyecek. Bizim maaşlardan kes. Yeter ki finans merkezine gelsin bankalar. Şendensin finans merkezi. Hmm. Böyle bir şey verdikten sonra böyle imkanlar verdikten sonra bankalar hala gidecekler mi merakla önümüzdeki dönemde buna bakacağız